bir halı mağazasının önündeyiz. İçeri gireceğiz, halılar hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. Yasin Bey nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Efendim bize önce kendinizi ve iş yerinizi anlatır mısınız? İsmim, soy ismim Yasin Kılıç, Nideliyim. Halı sektöründeyim 12 seneye yakındır. Nasıl, halıda durumlar nasıl şu anda? Yani yeni yeni açılmaya başladı işler. Hı-hı. Bayağıdır durgundu. Yeni yeni açılmaya başladı. Bundan sonra da hep açılmasını bekliyoruz. Yaz tatilinin etkisi var mıdır? Var. İstanbul bayağı bir boşaldı. Hı hı. Kimse yok. Okulların açılmasıyla nedeniyle herkes yavaş yavaş gelmeye başladı. Peki efendim, halı alırken tüketicilerimiz nelere dikkat etmeli? Yani halı alınmasında makinede yıkanılabilir bizim halılarımız. 30 derecede yıkamaları lazım. Hı hı. Yumuşatıcı kullanmadan, sıkma yaptırmadan rahat bir şekilde yıkayabilirler. Peki genel olarak soruyorum bunu. Halılarda hangi lekeler çıkmaz daha çok? Hangi lekelerin çıkması daha zordur? Normalde birçok %80'i çıkar lekeleri. Hı hı. Çıkmayan bir leke yok. Dediğim gibi %80, %90 tüm lekeler çıkar. Uygun bir yıkama koşullarıyla. Tabii uygun bir yıkama koşullarıyla birlikte yıkanır, çıkar lekeler. Peki siz hangi tür halılar satıyorsunuz? Dokuma bambu, iskandile, o tarz puf dediğimiz halılar tarzı. Görebilir miyiz örnekler? Tabii. Şuna iskandile tarzı halılarımız. İskandinav? Evet. Şu mu? Evet. Bu. Peki efendim, bu İskandinav tarzı halının özelliği nedir? Dokuması, kalınlığı, yani üstünde puf puf şeklinde şekilleri var onların, hı hı. O tarz şeyler. Birazcık daha uygun olması. Peki fiyatı kaç lira bu halımız? Kaç metrekare ve fiyatı kaç lira? Bu İskandinav halının en kalitelisi. Hı hı. Bu 3 metrekare 1500 lira. Bu nedir efendim? Dokuma bambu. Dokuma bambu. Tabii. Bunun özelliği nedir? Bunun ip daha sıkı ve ince. Aynı kağıt şeklinde ince ve makineye atıp yıkanılması. Daha mı hafif peki? Daha hafif. Diğer halılara bakarak, iskandinav halılara bakarak daha hafif, daha ince ve makineye daha rahat bir şekilde sığıyor. Evet Yasin Bey, yolluklara da bakalım isterseniz. Tabii. Böyle 83'lerim var. 1550 lira. 1550, bu koridora mı, mutfağa mı, nerelere koridora, konur? İstediğiniz her yere serilir. Koridora olsun, mutfak olsun, her yere serebilirsiniz. Bunların tabii fiyatları değişiyor tabii. Şu an 600 liraya bile yolluğum vardı, kalmadı, kapış kapış gitti. En uygun yolluk hangisi şu anda burada? Ya şu an 1'e 3 derim var, 850 lira. Var mı, görebilir miyiz? Tabii. Bu 1'e 3 mü dediğiniz? Tabii 1'e 3. Galiba koridora ya da mutfağa koridora, koymak istediğiniz her yere serebilirsiniz. Bunu da atabiliyoruz mu makineye? Tabii bunu da atabiliyorsunuz. Yani herkese uygun hallarımız var. Efendim çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Yine bekleriz. Efendim, pidecileri ve pideleriyle ünlü Ümraniye'deyiz. Yanımda da bir pide ustası var. Cemal Bey nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim efendim. Efendim bize kendinizi ve firmanızı anlatır mısınız? Yani biz 3. nesil olarak bu işe devam ediyoruz. 1975'te dedemin Ümraniye'de ilk açtığı dükkan. Sonra babamların ve amcamların devam etmesi. 3. nesil olarak da biz devam ediyoruz. Biz de İsteriz ki çocuklarımıza verelim bunu. Onlar da 4. 5. nesil olarak devam etsin Ümraniye'de. İnşallah. Doğma büyüme buralıyız zaten biz. Elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ümraniye'de. Peki efendim, dedenize gelelim şimdi. Yaşıyor mu kendisi? Yok, yaşamıyor. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Dedeniz nasıl açmış ilk iş yerini? İlk iş yerini kendisi marangoz. Hı hı. Kendisi 7-8 erkek çocuğuna sahip. Köyden çocuklarını getirdikçe onlara yeni bir sektör, yeni bir iş. Hepsini bu mobilya atölyesine sokmamaktansa Ümraniye çarşıda olan bir mobilya atölyesi. Burada uygun bir dükkan, çarşının kalabalığının olduğu bir dükkan buluyor. O bir onun ustasını yine bizim memleketten getiriyor, Karadeniz'den getiriyor. Onların yanına bizim kendi çocuklarını çırak olarak vererek, yetiştirerek başlıyor bu iş bu şekilde. Geniş vizyona sahipmiş dedeniz o zaman. Yani tabii şimdi
erkek çocuğu fazla olunca hepsini marangoz yapayım vesaire yok. Birisini yurt dışına gönderiyor, birisini galerici yapıyor, birisini mermerci yapıyor. İki tanesini de pideci yapıyor. Yani dedeniz bir yol açmış esasında. Tabii tabii açıyor. O dükkandan çırak olarak geçen herkes kendisine bir dükkan sahibi olarak İzmir'de, Ankara'ydı vesaireydi. İzmit'ti vesaireydi. Hep o dükkandan çıkıp çıraklığından yani oradan dedenizin çıkıp. Dedenizin açtığı yoldan şu anda onlarca aile ekmek çok yiyor. Fazla. Fazladır. Peki hangi çeşit pideleri yapıyorsunuz? Pide yapmanın incelikleri nedir? Şimdi bizde böyle seri satış yaptığımız dediğimiz kır pidesinin birazcık daha bir tık daha üstüne gelişmiş. Ezine peyniriyle yapılan. Kıymalısı, peynirlisi ve patatesli var. Evet. Fiyatı 40 lira şu an bizde onun. Ondan sonra bizim mesela bildiğimiz güveç dediğimiz yuvarlak pidelerimiz var. Bunlar da işte karışı oluyor, kuşbaşılısı oluyor, kavurmalısı oluyor, kavurma kaşarlısı oluyor. Güveç pide kaç lira? Güveç pidenin fiyatı şu anda 80 lira, kavurmalısı 100 lira. Eleman bulabiliyor musunuz? Yani usta bulabiliyor musunuz? Eleman bulmakta sorun yok. Eleman çalıştırmakta sorun var. Ne sorunlar yaşıyorsunuz? Yani orada? Örnek veriyorum rahat. Eleman rahat. Yani burada işi buldu. Kendi işini örnek veriyorum. Elemana en ufak bir şey söyledin, kendi istediğini yaptırmak istedin. Sana hemen trip atabiliyorlar yani. İşçi arayan çok diyebiliyorlar yani. Cemal Ustam'la pideler ve pideciler üzerine sohbet ettik. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ramazan Bey, bize kendinizi ve işinizi anlatır mısınız? Firmamız 2005 yılından beri tuhafiye işiyle uğraşmakta. Daha çok bayanlar için örgü ipleriyle ağırlıklı çalışmaktayız. Ve bunun yanında çanta yapım malzemeleri satmaktayız. 2005 yılından beri burada faaliyet göstermekteyiz. Çeşitli ürünlerimiz var, çanta yapım malzemelerimiz var, deri kemerlerimiz var, çanta kordonlarımız var, çanta halkalarımız var. Ve belli markaların ürünlerini satıyoruz. Peki efendim, örgü ürünleri kaç çeşit? Hangi çeşitleri var? Patik ipleri, lif ipleri, battaniye ipleri, kazak ipleri, atkı ipleri ve buna benzer işte bebek ürünlerinde satabileceğimiz ürünlerimiz var. Bunun yanında da çanta malzemelerimiz var. Peki efendim, benim babam da tuhafiyeciydi. Evet. Bizim de eskiden iş yerimizde böyle ipler vardı, orlonlar vardı, yünler vardı. Ama o zamanlar hemen hemen her kadın elinde işlerdi. Şu anda da bu devam ediyor mu, bu gelenek? Ya şu anda şöyle devam ediyor. Eskisi gibi artık iplerin fiyatları uygun değil. Daha çok yurt dışından ithal malzemeler yapıldığı için iplerin fiyatları yüksek. Daha çok biraz daha fanteziye döndü. Mesela çanta yapımı gibi, mesela şuradaki malzemelerimiz gibi çanta yapımında kullanılan malzemeler. Örgü iplerinden daha çok böyle hani atkı şapka kazaktan daha çok böyle fantezi ürünler, işte oyuncak yapımı. Yukarıda ürünlerimiz var, bazı amigurumi oyuncaklar mesela. Bunlar şu anda moda. Bütün bayanlar bunlardan yapıyor. Eskisi gibi ama işte babaannelerin ördüğü iplerimiz artık yok gibi bir şey zaten. Onlar çilede oluyorlardı. Şimdi yumaklara geçtik. Biraz fiyatlardan da bahsedebilir miyiz? Mesela şu gördüğümüz çileler ya kaç fiyatlarımız lira? Ortalama 40 ile 60 lira arası değişiyor. Ama sepet ürünlerimiz var. O ürünler ihracat fazlası. Yani yurt dışına yapılan mallardan artan mallar. Onların yumakları daha çok 25 liralarda. Bayanlar da zaten daha çok onları tercih ediyorlar. İşte bir kazak yapması için ortalama 5 ya da 6 yumak alması lazım. 6 yumak aldığı zaman 120 liraya güzel bir kazak yapmış oluyor kendisine. O iyiymiş. Bu şekilde ama içeride biraz daha pahalı. Malzemelerden de biraz bahseder misiniz? Ya malzemelerimiz şöyle. Mesela çanta halkaları var. Şöyle açılır çanta halkaları. Evet. Bunları zincirlerle birleştiriyoruz. Şöyle, bunlar kaç lira mesela? Bu zincir kaç lira? Bu mesela, bunun imalatını biz kendimiz yapıyoruz. Yani zinciri metre olarak alıyoruz. Kendimiz kesip yapıyoruz. 37,5 liraya satıyoruz bunu. Mesela şurada fantezi dedim ya demin. Evet, evet. Artık böyle fantezi tarzı ürünler daha çok gitmeye başlıyor. Bu mesela 150 lira. Bundan bir çanta çıkıyor. Bu şimdi sepet mi? Bu mesela şu penyelerden ördüğümüz sepet. Bu penyeden bu şekilde bir sepet yapıyor müşterilerimiz. Ondan sonra şöyle bir mesela çantamız var. Mesela bu sepet var. Kaç liralık ipten çıkıyor? Yani ya kaç şu, şunun fiyatı 37,5 lira. Bir de taban alıyorsunuz. Altında bir taban var sepetin altında kullanmak için. Bunun fiyatı da 30 lira. 67,5 lira böyle bir sepet örebiliyorsunuz. Maliyeti değil mi? Tabii maliyeti. Çeyizlerde çok kullanıyorlar bunu. Ve de makyaj malzemesi koymak için odalarına koyuyorlar. Bundan böyle bir şey örebiliyoruz. Siz satıyor musunuz bunu ayrıca? Yok, biz satmıyoruz. Biz malzemeci olduğumuz için satmıyoruz. Malzemesini satıyoruz biz. Bu çantamız. Bir de şöyle bir çantamız var mesela.
Bunun için şöyle bir tane penye ip lazım. Hı-hı. Bir tane penye ip kullanıyoruz. Buna yeterli oluyor. Bir de zincir takımımız var halkalarıyla beraber. 37,5 bu. 37,5 da bu. 75 liraya böyle bir çantaya sahip olmuş oluyoruz. Bayağı da güzel yani. Yo, bayağı da güzel. Bayanların çok tercih ettiği. Çok kaliteli, burada ağır da bir şey. Tabii, ortalama 600 gram falan bu. Efendim, oyuncaklar var bir de galiba. Örgü. Tabii oyuncaklarımız var. Zaten özellikle şuradaki oyuncaklar bayanlar için bayağı bir moda durumda. Peki bunlar, ne kadar zamanda yapabiliyor bir oyuncağı? Ya ortalama 2 günde, bilemediniz 3 günde bir bayan bunları örebiliyor. Onun maliyeti ne oluyor? Ortalama 100 lira civarı iplik maliyeti oluyor. Anladım. Ama internet satış fiyatı 1000 lira civarlarında satıyor bayanlar. Tabii işçiliği falan. Tabii işçiliği falan. Şimdi 2 gün 3 gün sürüyor onu yapması. Ama şu anda bizim en çok sattığımız malzeme diyebilirim. Olarak. Oyuncak burada malzemesi. Burada da başka aksesuarlar var galiba değil mi? Burada onlar ne işe yarıyor? Var. Burada pullarımız var. Bu pullarımız bayanlar daha çok şu tülbentlerimizin kenarlarını kullanıyoruz bunu. Bir tanesinden bir tülbent kenarı çıkıyor. Tülbentimizin fiyatı 47,5 lira. Pulumuzun fiyatı 27,5 lira. Toplam 67,5 liraya. Bizim Hatay'da önceden bunların kenarına boncuk. Aynen boncuk işte. Boncuk artık pullara dönüştü. Burada tabii bayağı bir çeşidi var bunun. Bayağı bir çeşit var. Altın modelleri bunların var gibi. Bunların fiyatları karşılığında hesap. Bunlar 20 lirayla 27,5 lira arasında değişiyor fiyatları. Birazcık modeline şuradaki göre. Şuradaki iplerimiz ne işe yarıyor? Makrome. Ha makrome buradaki, var. Tabii bunlar makrome ipi. Bunlar da demin dediğim gibi artık eski teyzelerden yeni modellere geçtiği için bunlardan da daha çok çanta yapıyorlar. Şunda buradan ördüğümüz bir çanta var aslında. Şu galiba. Aynen şu yani makrame ipinden şöyle ördüğümüz bir çanta. Çok bir güzel. İpliğin fiyatı 24 lira. Buna 2 yumak gitti mesela. 48 liraya. İplik 30 liraya da şu deri parçasını aldığımız zaman 80 lira civarı güzel bir çanta şey yapabiliyoruz, sahip olabiliyoruz. Efendim, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey, mesela bize dükkanımıza gelen birçok müşteri bize kendisinin psikoloğun gönderdiğini söylüyor. Ufak bir şey anlatmak istiyorum. Buyurun. Bir tane müşterimiz geldi, işte eşiyle arası çok bozukmuş. Psikoloğa gitmiş, psikolog demiş ki sen demiş örgü ör demiş. Ondan sonra diyor, ben diyor örgü örmeye başlayınca eşim de diyor aram düzeldi diyor. Buna paralel psikoloğun gönderdi aşırı derecede müşterimiz var bizim. Onun için yani bayanlara örgüyü tavsiye ediyorum. Strese birebir efendim. Strese el örgüsü. Birebir. Bence strese birebir. Zaten öğren bayanlar da birebir diyorlar. Başladınız mı da bırakamıyorsunuz. Öyle bir de durum var. Onun için de uyarmak da lazım. Ramazan Bey çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Ümraniye Çarşı'da gezerken Bilal kardeşimize rastladık. Bilal'cim nasılsın? İyiyim abi. Siz nasılsınız? İsmin soy ismini tekrar alayım. Bilal Erdem. Bilal Erdem nerelisin? Batman. Ne iş yapıyorsun? Çalışıyor musun? Çalışıyorum. Peki okul? Okul var. Kaça gidiyorsun? 8'e geçtim bu sene. Çalışıyorum dedin. Ne iş yapıyorsun? Gel şöyle yanıma. Kuaförüm. Kuaförsün. Ne zamandan beri? 2 ay oldu. Evet. Peki neler öğrendin şu ana kadar? Ben saç yıkamayı öğrendim. Hı. Biraz tıraş yapmayı öğrendim. Sakal kesmeyi öğrendim ben. Evet. Nasıl, memnun musun meslekten? Memnunum. Peki ileride okul olarak mı devam etmeyi düşünüyorsun yoksa meslekte mi ilerlemeyi düşünüyorsun? Ben ileride bakım personeli olacağım. Bakım personeli, ne bakımı? Marmaray. Marmaray. Babam da o işi yapıyor. Hı. Orada biraz çalışacağım, mesleği öğrenirsem biraz para biriktirip kuaför açacağım. Şimdi önce Marmaray'da çalışacaksın. Hı. Sonra para biriktireceksin, sonra berber kuaför salonu mu açacaksın? Hı hı. O zaman ileride kuaför düşünüyorsun mesleki olarak. Evet. Çok teşekkür ederim Bilal'cığım. Sağ olasın, sana hayatta başarılar diliyorum. Sağ ol abi. Sağ ol. Görüşürüz. Efendim Ümraniye Çarşı'da gezmeye devam ediyoruz. Bir erkek giyim mağazasındayız. Ahmet Bey'in yanındayız. Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Efendim burası kaç yıllık bir firma? Ürünlerinizden biraz bahseder misiniz? Şimdi bu firma yaklaşık 1976'dan beri kurulan bir firma. Hani eski bir firma. Hı hı. Peki efendim kaç yaştan kaç yaşa kadar hitap ediyorsunuz? Bizim konseptimiz şöyle söyleyeyim. 13 yaştan başlıyor. Hı hı. Hatta daha aşağısı da var çocuk modelleri. Yani 9-10 yaşında uyacak modellerimiz de var takım olarak.
Hani 60-70 yaşına kadar bizde her yaşa hitap edecek, her model, her kesime uyabilecek kesimimiz, renklerimiz mevcut. Efendim buradaki kampanyalarımız nedir? Buradaki grubumuz da, buradaki takım elbise kampanyalarımız, hı-hı, mesela gömlek, kravat, ayakkabı, kemer hepsi içinde 6000 lira. Hani fiyat olarak da çok, hı-hı, uygun, çeşit olarak da çok fazla var. Hani bu sıradaki hepsi aynı mı? Mesela şöyle bir takım elbise, normalde fiyatı sadece takım elbisenin, hı-hı, fiyatı 6200 liraymış. Bunda kampanya var, hı-hı, gömleği var, kravatı var, ayakkabısı var, kemeri var. Hepsi içinde 6000 lira. Peki bunun içine nasıl bir gömlek ve kravat kombin yapabiliriz? Hani ancak müşterinin talebine göre beyaz, hı-hı, olur, mavi olur. Sizin mesela nasıl bir kombin yapardınız? Benim tercihim siz? Hani ben bu gösterebilir miyiz şeyi ona uygun bir, tabii, gömlek ve kravat? Tabii. Evet Ahmet Bey, şimdi ceket takım elbisemiz kaç lira demiştik? Kampanyalı fiyatı 6000 lira. Bunlar dahil. Her şey dahil. Her şeyi dahil. Ayakkabı da mı dahil? Ayakkabı da dahildir, evet. Genelde günlük kullanıma uygun, hani deforme olmayacak kumaşlar, yün kumaşlar var. Mesela, hı-hı, onlar özel kumaşlardır. Hani çok günlük kullanıma biraz daha şey kalır. Kırışması falan da, evet, çok olmaz, yok, herhalde. Yok, bunlarda tabii kırışma falan, hı-hı, olmaz. Çünkü bunlar viskon polyester olduğu için, hı-hı, ya da bambu karışımlı olduğu için günlük kullanıma uygun kumaşlar. Ya şöyle bir gömleklerimizin fiyatları kaç lira? Mesela şu güzel yeşilin bir tonu galiba. Gömleklerin fiyatları ne kadar? Şimdi, hı-hı, şöyle söyleyeyim, 500'den başlıyor. Ortalama 1200-1300'e kadar gömlek var. Sezon fiyatına göre, sezon kumaşlarına göre değişiyor tabii. Ahmet Bey, bize örnekler gösterebilir misiniz? Hem fiyatlarından hem kalitelerinden bahsedelim. Şimdi burası, kumaşlarından. Bu bölüm zaten komple damatlık bölümü. Hı hı. Renk çeşidi de gördüğünüz gibi zaten hemen hemen bütün renkler mevcut. Bunun fiyatı 9500 liraymış. Mesela içinde ne var? Ceket, hı hı, pantolon, gömlek, kol düğmesi, papyon, işte çamaşırı, çorabı, hı hı, parfümüne kadar. Ayakkabısı var mı? Ayakkabısı da dahil. Bu kampanyalı fiyatı. Şurada dahil galiba. Evet, bunun ismi, evet, nedir? Yaka çiçeği. Yaka çiçeği, evet, mi de dahil? 10.500 liraya geliyor bu. Normal sadece 9.500 yazıyor ama. Sadece 9.500 takımın fiyatı. He, anladım. Kampanyalı ayakkabısını, kemerini, ha, gömleğini dahil de dahil ettiğin zaman genel anlamda bir, şu anda bir kampanya var. Onu da kampanyalı fiyatı 10.500'e geliyor. Hemen yanındakine bakalım. Onun fiyatı kaç lira? Bunun da değişik bir detayı var şöyle, evet, değil yaka, mi? O da yaka zinciri. Aha. Bunda da aynı kampanya, hı hı, geçerli. Fiyat aynı. Evet. Bir farklı grubumuz daha var. Tamam, yine ona da bakalım. Şöyle. Kampanyalı grubumuz. Bu da normal satış fiyatı 9.500'müş. Hı hı. Bunda da ayakkabısı, kemeri, gömleği, kol düğmesi, bu da 8.000 liraya geliyor. Hmm. Ayakkabılara da bir bakalım isterseniz. Evet. Ayakkabı modellerimiz de buradakiler. Hı-hı. Hani damatlığın konseptinin altında. Sadece ayakkabı almak istesek mesela bu ayakkabılar kaça mal oluyor? 1000 liraya da var. Hı-hı. 1300'e de var. 1500'e de var. 1800'e var. Hı-hı. Yani 4500 liraya kadar kalite kalite. Efendim bir en uygun fiyatlıyı, bir tane premium fiyatlıyı çıkaralım. Evet. Mesela şu model. Hı-hı. Bunun fiyatı mesela neymiş? Bakalım. 2700 liraymış. Hı hı. Bu da kampanyalı olduğu zaman kaça geliyor? Hemen söyleyeyim size. 1500 liraya geliyor. 1500 liraya geliyor. Geliyor. Efendim, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ayağınıza çok, sağlık. Çok sağ olun efendim katıldığınız için programımıza. Rica ederim. Teşekkürler. Hanımefendilerin çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir mağazadayız. Çetin Bey'in yanındayız. Merhaba Çetin Bey, merhaba, nasılsınız? Merhaba efendim. Sağ olun, teşekkür ederim efendim. Efendim, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 25 yıldır yapıyorum bu işi. Efendim, bize bu çantalardan bahseder misiniz biraz? Fiyatlarından, özelliklerinden. Bu çantaların fiyatları genellikle suni deri kullanılır. Hı hı. Fiyatları şu anda piyasaya göre baktığın zaman normal bir fiyatlardadır. Peki bu cici pembe çantamız kaç lira? Pembe çantanın fiyatı şu an aklına kadar 1100 lira. Bunun daha çok hangi yaş grubu kullanıyor? Genellikle böyle 25-30, 15 lira, yani 15 liradan 30 arası kullanıyorlar. Peki bir içini açabilir miyiz? İçine tabii ki efendim, miyiz? Ne demek? Nasılmış? Buyurun. Büyük mü içi, geniş mi? Geniş, rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Telefonu sığar, makyaj çanta, makyaj malzemeleri sığar. Rahatlıkla her şeyinde rahat rahat kullanabilir. Evet. Şöyle bir kalite. Cüzdanını şeyine, her şeyine koyabilir. Peki efendim, bu elimde gördüğüm nasıl bir şey? O ithal bir üründür. Ortalama Orta Doğu'dan üretim yapılır. Şimdi özellikle böyle düğünlerde, şeylerde şık bir kullanacağı bir üründür. Bunun fiyatı da 3200 lira civarında. Biraz pahalı. Biraz abiye gruba girdiğinden dolayı öyle. Ama ona benzer daha farklı ürünlerimiz de mevcut. Ben de örnek olarak 650 liradan başlar. 3000 liraya, 4000 liraya kadar bu fiyatlar değişir. O 3000 lira. 3000 lira. Evet. Peki temizliği nasıl olur çantaların? Temizliği normal bir bezle, ıslak bir mendille silebilir. Yani o kadar sadece bir ıslak suyla. Tabii tabii. Yok, ıslak mendille silebilir. Leke tutma olayı falan? Tutmaz. 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 Peki tutsa da çıkabiliyor. Peki biraz da valizlerden bahsedelim. Bunlar set galiba. Set. İstersen set alabilirsin, istersen tek alabilirsin. Her türlüsünü ayrı ayrı peki, alabiliyorsun. Peki şu pembe setimiz mesela üçlü mü oluyor bu set? Üçlü şu set. Dahil mi ona? Bunun var mı? Bunun aynı renk makyaj çantası da var istersen. Dörtlü de alabiliyor. Bu Meçesen ürünleridir. Meçese bilindik marka ve kaliteli gerçekten kırılmaz özelliğe sahiptir. Evet. Bunun fiyatı ortalama 7000 lirayla 10.000 lira arasında fiyatları değişiyor seti. Dörtlü olarak. Dörtlü seti, olarak. 7 ile 11 arasında evet. Değişiyor. Bu dahil mi? O da dahil. Dörtlü olarak. Evet. Kullanıcının kendi hatası nedeniyle işte kırıldığını ya da bir yerinin bozulduğunu düşünelim. Bunları tamir edilebilir, ettirebileceğiniz yerler var mı? Ben yapıyorum. Yaptırıyorum da. Yani var tabii ki onların hepsi var. Nasıl ücretleri nasıl oluyor tamir ücretleri mesela? Tamir diyelim ücretleri. Bir tanesinin tekerleği kırıldı. Tekeri ortalama 70 lirayla. Model olarak değişiyor tabii ki bunlar. 70 lirayla 150 lira arasında değişir modellerine göre. Peki tekerleri. Yırtıldığında, bir yeri kırıldığında haricinde bunlara yırtıldığında bir şey yapılamıyor. Çünkü plastik ürün olduğundan dolayı, yani plastik kapsamına girdiğinden dolayı fazla bir şey yapılamıyor. Anladım. Ama geri fermuar olsun, kolu olsun, işte tekeri olsun, şifresi olsun, bunların hepsi yapılabiliyor. Efendim çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun efendim. Çarşıdayız. Okul çantaları satan bir mağazanın tam önündeyiz. Şimdi içeri gireceğiz. Okul çantaları ile ilgili bilgi alacağız iş yeri sahibinden. Hadi hep birlikte. Efendim, çantalara bakıyoruz. Okul çantalarına. Merhaba efendim. Siz tanıyabilir miyiz? Ben Şeref Üstünda. İstanbul Ümraniye'de 30 seneyi aşkın bayan çantası, Saraciye gruplarında okul çantalarına yönelik müşterilerime ürün satmayla görevli bir satıcı. Efendim, çantalardan anlıyorsunuz o zaman. Evet, evet, iyi anlarım. Öncelikle size şunu sorayım. Çanta alırken nelere dikkat etmeliyiz? İlkokul gruplarında genelde iki gözlü, üç gözlü olmalarını tercih ederler. Hı-hı. İşte içindeki kalitesi. İlkokul çocuklarında genelde çantalarda çok yıpranma, kirlenme olduğu için makineye atılabilme özelliği olan, işte waterproof'lu olan öyle çantalarla genelde daha çok tercih ediliyor. Peki efendim, elimizdeki çantaların fiyatları kaç lira? Ya elimizdeki çantaların fiyatları asli olarak 600 lira, 500 liradan başlayan çantalarımız var. Yukarıya doğru skala skala, kalite kalite. En pahalısı kaç lira elinizdekinin? Ülkemizin şartlarına göre onlar artık değişiyor ama yani 3000, 4000, 5000 aklınıza gelebilecek. Ne fark var? 500 liralık çantayla 5000 liralık çanta arasında ne fark var? Şimdi bunda altın gümüş hesabı gibi düşünelim. Bu çantanın özelliğinde firmanın 2 yıl garantisi oluyor. Hı-hı. Yırtılması, yıpranmasında herhangi bir sorun da getirebiliyor. Hı-hı. Bir çantayı 3 sene boyunca kullanabilen müşterilerim var. Hatta 3 sene sonrasında tekrardan gelip artık benim oğlum veya kızım çantadan sıkıldı. Artık yeni bir çanta almak istiyorum diyerek gelen müşterilerim bile var dahi. 500 liralık çanta da ya işte bir dönem. Hı-hı. Bir dönem gider. Hatta 500 liralık çantalarımız da var bazı. Yine aynı 2 sene, 3 sene. Ya biraz de açıkçası kullanıma bağlı bir durum tabii ki. Da iyi kullanan bir tüketici malı iyi kullanır. Efendim çantayı bir açabilir miyiz? Bir gösterelim içini. Tabii ki.
Çantalarımız genelde şöyle hep üç gözlü bandında oluyor. İç bölmesi olarak biz poşetlerle dolduruyoruz. Arkasında bir bölümlü yeri. Bunların arkasına kadar full astar vardır. Tabii ki. Anladım, güzel. Su almaz. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Suyun bölümde. İçine düştü kışın. Ya o botta da aynı özellik vardır. O alır asli olarak ama yani. Yağmur yağarken tabii, girmez tabii, değil mi? Tabii. Genelde çocuklarımızın zaten %90'ı yani servis. Kısa süreli düştü aldı. Yok tekrar, hiçbir şey olmaz. Olmadı. Hiçbir şey olmaz. 3 şu da ön tarafında yine 4 gözle vakıf. Bunun beslenmesi kalemliği 3 ile birlikte şu anda mesela daha bakabilir indirimde. Miyiz beslenmesine kalemine neler veriyorsunuz içine? Şöyle bir beslenme veriyoruz. Beslenmeleri genelde termo özellikli oluyor. Bunlar tüketici onaylı. Termodur. Sıcak koyunca sıcak, soğuk koyunca soğuk kalıyor bu da. İçi bayağı kapsamlıdır. Bunların da üç gözlü. İşte boya yeri, büyük kalem yeri, işte yine ufak kalem yeri olarak üç bölümde değişiyor. Genelde bu mallarda var. Peki kalemliği tek olarak aldığımızda kaç lira fiyatı? 150-200 liradan başlıyor kalemliklerimizin fiyatları. Bu da termolarda 250-300 lira bandında başlıyor. Yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru İstediğiniz çıkıyor. Her fiyata başka göre var. Başka var mı böyle çeşitleriniz tabii okulla ki, alakalı? Tabii. Neler yani var? Ortaokul, lise grubu. Aklınıza gelebilecek bütün okul tarzında var. Şimdi yine mesela ilkokul tarzı çocuklarımızda genelde. Şöyle tarzı çantalar çok tercih ediyorlar. Popit çanta diye geçiyor. Popit. Genelde çocuk oyuncaklarıyla genelde çok olan bir ürün. Bunu çantaya tasarlıyoruz artık. Benim kızım da bu tür şeyleri çok seviyor. Böyle bir ürün yapıyoruz. Bu da yine aynı dediğim gibi 2-3 gözü ve içinde ayrıyeten bir tane beslenme hediye veriyoruz. Güzel. Beslenmesi bunu bir açabilir miyiz tabii içine? Tabii ki. Beslenmesi de yine aynı termo özelliğe sahiptir. Çok iyi. İçi bayağı geniştir. Bunun bu taraf da ayrı. Kaç lira? Bunun fiyatı da şu anda 2400 liraya geliyor. İkili takım olarak mesela ama kaliteli üründür. Bir yıl, bir buçuk sene üzeri garantisi var. Arkaları bunlarda terletme yapmıyor. Daha uzun vadeli kullanabildiği bir makinede. Tabii makineye de atıyorlar. Yani atan müşterilerimin hiçbiri asli olarak bunlarda makine atılmaz diyorlar ama çok müşterilerim çocuklar kirlettiğinden dolayı atıyorlar. Peki, hiç de bir sorun yaşamadılar. Peki daha büyük yaşta çocuklarımız için var mı? Var var. Onlardan da bakalım. Yaygın sattığım modeller crinkle kumaşlar. Bu crinkle kumaşlar da yine aynı makineye atıp. Crinkle kumaş nedir? Bu kumaşın tarzı. Yani bu kumaş su almıyor. Su üstünden akıyor. Detaylı olarak daha bir ton özellikleri var. Fermuar başlığından da almaz. Bu alt tarafları, arkaları hep astarlıdır. Yine bölüm bölüm, 3 bölmeli, 4 bölmeli. Yani yağmurda, çağmurda yürürken aynen yağmurun altına su girmez. Tabii kullanır çocuğumuz. Tabii ki. Ama bir sorun yaşamaz yani. Bu modelli çantalarda yine bir sorun olmaz. Bunların fiyatı kaç? Bunların bantları da 500 liradan başlıyor işte bu bant. Bunlarda da en iyisi ürün olarak şu anda elimde bulunan şu firmanın ürünü var. Onların ürünleri de şu anda paraşüt kumaştır. Paraşüt kumaş dediğimiz kumaşın cinsi mi? Cinsi ve kalitesi. Bunların fiyatları en şeylisi sattığım 3 sene 4 sene bölününce kullanabileceği bir çanta. Bunun da fiyatı 2000 lira. 2000 lira. Fiyatlarda yine nakit ödemelerde yardımcı oluyoruz. Müşterilerimize yani dediğim gibi 30 seneden beri bu işletmeye sahip olduğumuzdan dolayı müşterilerimizi genellikle boş çıkarmamaya çalışıyoruz. Gelen müşterilerimizi de değerlendiririz. Burada. Efendim eklemek istediğiniz bir şey var mı? Haydi çocuklar okula diyelim. Ne diyelim? Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Ümraniye Çarşı'da gezerken çok kıymetli bir izleyicimize denk geldik. Kendisi bize söyledi bizi izlediğini. Hemen röportaj yapmak istedim. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben ev hanımıyım. İsminiz nedir? Nazmiye. Nazmiye Hanım memnun oldum efendim. Memnun oldum. Ben de sizi izlerim. O güler yüzü, kalbinizin temizliğini Allah yüzüne vurmuş. Allah'ım kurban olduğum Allah bu vatana, millete, cumhurbaşkanımıza zıvar zıvar vermesin. Efendim çok teşekkür ederiz. Bizim hangi, benim programlarımı izliyorsun? Senin programında Ülke TV haberlerini de izlerim. Hasan Öztürk'ü severim. O toplantılarını severim. Onları hep izlerim eşimle beraber. Efendim? Mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum. Seni gezerken çok mutlu oluyorum. Sağ olasın. Gezi programını da izliyor musun? Çok. Onları çok hiç. Çok teşekkür ederim. Biliyorsun pazar günleri tekrar yayınlanıyor. Çok sağ olun, teşekkür Sen ederim. Sen de sağ ol. Ben size birkaç soru sormak istiyorum.
Şimdi biz çarşı pazar programı çekiyoruz. Evet. Siz alışverişlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Nerelerden yapıyorsunuz? Valla istedim yani. Ben değil, 3 senede bir alışveriş üstüme kıyafet alıyorum. Pazara giderim, yiyeceğimizi alıyorum. O kadar. Pazarda ne yapıyorsun mesela? Hemen gider gitmez ürün alıyor musun? Yoksa fiyatlarını araştırıp öğrenip... Araştırıyorum. Çok uygun araştırıyorum. Uygun fiyatlı olanları mı alıyorsun? Uygun fiyatlarını alıyorum. Yine de doğal bir şeyler alıyorum. Doğal yiyecekler alıyorum. Öyle hem pastır pustur bir şeyler almıyorum. Anladım. Güzel şeyler alıyorum. Efendim Nazmi Hanım çok teşekkür ederim. Sizin gibi melekleri de Allah'ım korusun. Sağ olun, Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Olun. Allah işlerinizi rast götürsün. Teşekkür ederim. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.